işte. Evet, tamam devam. Evet, devam et. Ölçtü, biçti, lanet olası, nasıl da inkar etti, öyle mi? Oku bakayım. Şüphe yok ki o iyice bir düşündü de kendince ölçtü, biçti. Kendince, yavaş. Kendince ölçtü, biçti. Sonra? Devam şeyine. Tamam. Müddessir 18. ayet. Devamını şimdi bulmam lazım. Abi. Tamam. Müddessir 18'e bak şeyi. Şimdi bugünkü konumuz gelen sorulara cevap. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin laneti. Allah da Kur'an'da lanet ediyor. Kaçtı? Müddessir miydi? Müddessir 18. Müddessir 18'de var. Ölçtü. Kendisine göre ölçtü, biçti. Lanet olası. Nasıl da inkar etti? Evet. 18, 19, 20'de. 18, 19, 20'de değil mi? Okuyayım abi istersen. Oku abi. Çünkü o düşündü ve ölçtü, biçti. Düşündü, ölçtü, biçti. Sonra kahrolası. Kahrolası. Nasıl ölçtü, biçti. Sonra kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Yani bu lanet olası diye. Evet, kahrolası yani lanet olası aynı. Kur'an'da diyor. Müddessir miydi? Evet. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 12 tane laneti var. 12 tane. Onu okuyayım sordular. Bir de bağımlılık okuyacağım. Bağımlılık derken yani bu gelen sorular, bu benimle alakası yok. Bir, ribayı yiyene de yedirene de lanet etti. Ebu Davud ve Tirmiz'in rivayetlerinde şu ziyade vardır. Faiz muamelesine şahitlik edenlere de bu muameleyi yazana da lanet olsun diye ziyadelik var. Ebu Davud ve Tirmiz'de. Bunu bir yerde bulamazsınız bu ek. Demek ki ribayı yiyene, yedirene, dolayısıyla faiz muamelesine şahitlik edene ve bu muameleyi yazana, bu muameleyi hoş gösterene, meşrudur, helal diyene Peygamber aleyhissalatü vesselamın laneti var. Helaldir diyene Allah lanet etsin diyor. Yiyene. Çünkü haramın mukaddemesi de haramdır. Bir şey haramsa, lanetliyse onun mukaddemesi de lanetlidir. Unutmayın. Yani sistem böyle. Yani mesela namaza uygulayın. Hem de bazı sorularınıza cevap olsun diye. Örneğin ok tarzda kullanıyorum. Niye bunu kullanıyorsunuz diye bazılarının zanlarına geliyor. Yeni bizimle tanışanlara. Dolayı video vesaireyle. Niye bunları misal veriyorsun? Genel sorulara cevap vermek için. Namazda hata yaptınız. Bu hata farza aitse, farza ait hata iadesi farzdır. Namaza ait vacipte hata yaptınsa o namazı iade etmek vaciptir. Namazda yaptığın hata sünnetse iadesi sünnettir. Yani mukaddemesi de böyledir. Mesela gene bir soruya cevap, kusura bakmayın. Abi gelinlik satmak caiz midir? Kendi dükkanı var. Haram, kendisi harama bizzatı vesile oluyorsa, yani iki tarafı varsa haram değil. Gelinliği müsbet de kullanabiliyorsa, içeriden giyinmiş vesaire değil. Yani bir şey haram olması lazım. Mesela teyip haram değil. Radyo haram değil. Özünde haram olması lazım. Özünde haram olması lazım. Yani o şeyin helala kullanma yolu olmaması lazım. Ama harama da kullanma şeyi varsa şüphelidir diyor. Allah Resulü de uzak durun diyor. İki, fitne uyumaktadır. Allah onu uyandırana lanet etsin diyor Peygamber aleyhisselam. Bir de başta hemen şunu söyleyeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hendek Savaşı'nda dişi kırılıyor değil mi? Ve çok zor durumda kalıyor. 5 tane namazı kazaya kalıyor. Tertip sahibi oradan çıkıyor biliyorsunuz. Tertip ne demektir biliyorsunuz. Ömründe hiç namaza kaza kalmamış. Hiç ömründe namazı kazaya kalmamış bu uçağından sonra. Buna tertip sahibi denilir bu kişiye. Bu kişi bir günde 5 vakit namazı kılamazsa işte baygınlık geçirse, ameliyat olsa buna tertip deniliyor. 6 değil, 5 vakit. Bu insanın namazı kaza değil.
Ömründe hiç kaza olmadığı için. Buna tertip denilir. Gece saat 12'de ya Rab niyet eyledim. Hiç de cem ve tehir de yapmadı. Tertip sahibi olduğu için Allah bu özelliği yapmış. Allah kanununu kaldırıyor. Gece 12'de bir de sabah namazının farzını kıldırıyor. Hem de cem ve tehir de yok. Sabah kıldırıyor. Kalktı narkozdan, ameliyattan, yarın öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Hiç kazaya da yok. Normal vakit namazı gibi kılınıyor. Zamanın dışına çıkıyor. Ama kime? Tertip sahibine. Tertip demek ömründe kaza olmamış kişi. Bir önceki faiz meselesinde şahitlik edene de lanet evet. Var ya, oradaki şahitlikten kasıt nedir abi? Şahitlik yani buna vesile olan, söyleyen, teşvik eden. Teşvik eden. Yani bir faiz işlemi oluyor ve ona sen o anda şahitsin. Sevgili kardeşim, içki içmek haram ya. Evet. Satmak da haram, evet. Taşımak. Ama içmek gibi seviyede değil. Yani içmek ayrı, satmak ayrı ama haram. Bu harama götüren ne kimi ne emeği varsa hepsi haram. Ama derece derecedir. O şahitlik görme de oluyor. Değil görme değil. Reklam. Yok o değildi. Bizim o değil. Bizzat eyleme fail olmak, dahil olmak. Eyleme dahil olacaksın. Mesela adam dese ki bir hoca bir şey faiz ele aldır. Allah ona lanet etsin diyor. 3. Allah bir yumurta çalıp da eli kesilen, bir ip çalıp da eli kesilen hırsıza lanet etsin. Buradaki yumurtada maksat demir toprağı olduğu bazı demir toprağı olduğu bazı iplerin de 3'te daha fazla dirhem ettiği kanaatında idiler. Yani bu lanetlerin temelinde şu varmış. Şimdi biraz hatırladım. Toplumu yok ediyor. Yani yaygınlaşırsa ne olur? Mesela hırsızlık, lanet hırsızlığın kendisi değil. Mesela riba da öyle, faiz de öyle, fitne de öyle. Bizzati onun ortaya çıktığı korkunç bir zulmü bu sebep, bu ateşte yapıldığı için o neticesinin korkunçluğundan bunun kapısını kapatıyor. Mesela basit bir kibrittir ama şimdi diyecek ki ip çalana, yumurta çalana ona da 3 dirhemden aşağı değil vesaire. Onu bir dersimiz var. Hırsızın eli kesilmesi, onu mutlaka dinlemesi lazım. 16 tane mi? 16 tane madde var. Yani kesilebilmesi için. Orada şartları anlatıyor ve bu tür şeyler zatı bakımından değil, zatı mesela adam çalmış, yemiş, içki yemiş, riba. Değil yani toplumda genellenebilecek bir fiil, diğerlerine de nispet edilen bir fiil olduğundan toplumun bunu sardığı zaman ne olur? Mesela riba sardığı zaman ne olur? Hırsızlık yayıldığı zaman ne olur? O zaman bir kirpi, abi ne olur canım basit bir şey. Doğru bir kirpi çöpüdür ama koca orman gitti. Yüzlerce insan öldü. Binlerce nihayetsiz mahlukat yandı. Bir kirbit. İşte bu ormanı yakana Allah lanet etsin. Kirbiti çakana Allah lanet etsin. Abi ne var ya? Yani bu kirbit de bunu yakana. Kirbiti buna yakıyor. Ya buraya kim kirbit attı? Orman yandı. Herkes kirbit atıyor. Bu kirbit atanı demiyor mu? Yaktın attın. Buraya kim kirbit attı? Yani neticeye atan. Yani bu böyle bir şey yani bu. Lanetlik fiil zatında düşünülmeyen bir fiildir. Mesela içki. O herhalde o lanet yok ama yani kendi halinde mi kalıyor? Beni öldürüyor kardeşim. Ne hakkın var senin? İçkili araba kullanan beni öldürme hakkın var mı? Kendi zatına mı kaldın günahım? Beni de mi affettin? Çoluk çocuğum vardı benim. Toplumda faiz yayılırsa ne olur? Sanayi olmaz. Köleleşir o millet. Ha işte Türkiye yeni kalkınmaya çalışıyor. Dünya müsaade ederse tabii. Yeni kalkınmaya başlıyor. Faizden kurtulma nispetinde işte hızlı trenler şunlar bunlar ortaya çıktı. Faizi kaldırmaya çalışıyor yani. O zaman ancak insan terakki ediyor. Avrupa'da bakın bakayım faiz mi var? Onun için sanayileşti. İğreti saç takana da, taktırana da
bedene dövme yapana da, yaptırana da Allah lanet etsin. 5. Ham maddesinden şarap yapmak maksadı ile sıkana ve sıktırana, içene ve sakitlik, garsonluk yapana, imalathaneden veya depodan, toptancıdan, parakendiciye veya müstehlike kadar taşıyana, bunun parasını yiyene lanet olsun. 6. Ya benim kafama yatmıyor. Yatmasın, yatmasın kardeşim. Biz Müslüman'dan bahsediyoruz. Allah'ın dinine tabi olan, kendi dinine, kendine tapana biz konuşmuyoruz. Yani. Ama bazıları dedi ki, bir tanesi gelmişti Hızır abiye. Ben de yanındaydım genç. Unutmuyorum. Artvinliydi, solcuydu. Rize'de oluyor bu olay. Dedi ki, ben oradaydım yani. Ders bitmişti, adam balık geldi. Solcuyu yani. Ama iş adamı gibi. Çay fabrikası var. Ben dedi, Allah'ın dini hani din ama kol kesilmesini ben dine uyduramıyorum dedi. Yani nasıl dindir dedi. Kol nasıl keser diyor. Hapset bilmem ne yap. Sonra ıslah olur dedi. Yani dinin bu işlerde ne işi var anlamıyorum dedi. Hızır abi demişti ki yani din hayatın hayatı. Hayatımızı yorumlamasa, muayedeler getirmese fert birbirine karşı hukukunda haddinde kalır mı? Ondan sonra böyle dedi ben ne şey yapamıyorum. Tamam dedi. Çay faslına geçirdi falan. Biraz konuyu unutturuldu. Hızır abi çaktırmadan unutturduktan sonra şu misali verdi. Kardeşim ne iş yapıyorsun sen dedi. Ben dedi çay fabrikam var dedi. Hiç unutmuyorum bak. Dedi ki sana bir soru soracağım. Sen vicdanlı adamsın, delikanlı adamsın. Hakikaten öyle gözüküyor. İş adamısın. Şimdi İstanbul'da büyük bir fabrikaya dönüştüreceksin bu fabrikanı. Çok büyük. Bunu satacaksın, sattın. Çok büyük bir fabrikaya büyük bir ihale aldın. Ama senin sattığın fabrikan yetmedi. Çocukların kumbarasından parayı çıkarttın. Kadının bileziğini aldın. Evdeki fazla çamaşırlar hep sattın. Ahmet Mehmet'ten borç aldın. Dedenden kalan, babandan da değil, dedenden kalan bütün tarlaları sattın. Binanı da sattın, kiraya çıktın. Bu kadar zor şartlarda o fabrikaya para yatırmak için çantana parayı koydun. Artvin'den İstanbul'a gidiyorsun otobüste. Çocukların kumbarasını da çıkarttın. Çocuk baba dedi ama çıkarttı sonra vereceğim dedi. Şimdi sen otobüstese ki efendim sayın yolcularımız işte otobüsümüz 15 dakika çay ve ihtiyaç molası vermiştir dedi. Sen de inerken ama iş adamısın ya devlet öyle kuyumculara ve iş adama çobanlara silah veriyor. Belinde de silah var. Şimdi indin birisi meğer takip ediyormuş tam tuvalete giderken çantayı kaptı. Tam tuvalete gidiyordun ya. Boşta bulundun. Pat diye tarladan gidiyor dedi. Ayağına sıkar mısın sıkmaz mısın? Ne hoca dedi. Çocuğun kumbarasını boşatacağım. Bilmem ne yapacağım. Bilmem ne dedi. Bir de küfür etti. Adam kapıp gidecek. Vallahi ne ayağına dedi. Vallahi kafasına sıkarım dedi. Üçte Hızır abi tam yerine kondurdu. Dedi ki şeriat kafasına sıkmıyor. Kolunu kesiyor. Durdu. Çünkü bizi dokunmayınca, bize yorumlanmayınca, bizim üzerimizde izah edilmeyince anlamıyoruz. Bir kişi vardı. Bana ne yaptı biliyor musun? Özel geldi arabayla. Sarıldı. Senden özür diliyorum dedi. Cumartesi dersine. Hocam dedi tam oturacaktım. Hocam bir kalkar mısın dedi. O zaman yoktunuz herhalde. Hocam bir kalkar mısın? Tanıdım adamı. Buyur abi. Bir kalk. Allah'ına kurban olayım senin. Senin şak şak öptü bak şimdi. Başıma gelemezsin. Oturdu. Biraz şaşırdım. Ulan ne yaptım falan. Adam öptü böyle. İstanbul'un X yerinde, ilçesinde BMC otoparçacısının ana bayisi. Bir ilçenin en büyük. BMC. Her gün toplanan paraları çok büyük bir ana merkez bayi.
toplanan paraları bankaya götürüyorlar. Arkadaşlar akşam ne kasaya bırakıyorlar ne evde. Tamam. Ondan sonra bu da şeriata karşı adam. Tabi senin Allah'a ispat etme dersini, haşir dersine hastayım. Ama şeriatı sevmiyor. Şeriatı sevmiyor. Yani ben insan kendisini yönetsin vesaire böyle humanist bir şeyi var böyle. Ama şu Allah dersine Allah çok hoşuma gidiyor. Hele psikoloji vesaire. Böyle bir tipti. Bu gene el kol kesmesine karşı olan bir tip. Çok sert ama. Hani belki de ondan dine düşman olmuş. Evet. Ondan. Allah ona bak ne yaşatacak. Ondan zannediyorum yani büyük ihtimalle o kol kesme meselesinden ona dine düşman oldu bu adam. Böyle bir acayip garip bir adam. Ulan ben de şaşırdım. Bu adam beni bu kadar... Sen bayağı cidalleşmiştik yani. Anlatıyordum. Ya en son ben çekip gidiyordum yani. İnat taşınca ona bir şey olmuyordu. Meğer bunun 3 tane kızı var. Oğlan yok. O kadar yoğun iş oldu ki bunu ve nasıl olduysa Allah işte yaptıracak ya. Akşam üzeri toplanan paraları bankaya götürmeyi hal veririz. Ha bilmem ne yaparız. Bir de biliyorsun bilmiyorum ben onlardan öğrendim sonra öğrendim. Banka kapansa bile büyük iş yerleri, iş adamları telefon ediyorlar. Benim için bankayı kapatma. Hatta yatırtırıyor parayı bazen erken. Parayı sonra götürüp veren de oluyor. Evet. O da sonradan veriyor. Hatta şeyini söylüyor. Aha. Yatır diyor o kadar güven. Daha para yok ha kasada. Ben şöyle biliyordum. Mesela onunla alakalı her iş adamına bir adam. Bir mesela diyelim ki halk girdi değil mi? Bankaya bilmiyorum öyle dediler. Hocam dedi iş adamına öyle kasaya memura git yok. Onu özel karşılar bir kişi üst katta. Bununla özel ilgilenir. Oturur kahvesini içer bütün işleri yürür. Hiç dokunmaz. Her iş adamına bir adam varmış. Nasıl olduysa işte bilmiyoruz ya Allah'ın hikmeti detayını bilmiyor. Bu adam parayı yatıramamış. Akşam parayı yatırmamış. Bu adam parayı alıyor. İş adamı yarın yatırırsa ne olacak ya? Meğer komite beraber çalışıyor ya. Banka, emniyetten, telefonla bunlar organizasyonmuş. Bunun parayı yatırıp yatırmadığı tespit edilmiş. Bankadan da haber vermişler. Para yatırılmamış. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben netice söyleyeceğim. Eve parayı götürüyor. Parayı ne olur ne olmaz diye öyle ciddi bir yere koymuyor. Bir yere koyup zannediyorum mutfaktan ve bir yerde sofra bezinin böyle ekmek sarılmış gibi atıyor kenara. Ekmek var diye. Ekmekleri koyuyor vesaire. Yani dolaba molaba koymuyor. O gece gidiyorlar, giriyorlar. Nereden giriyorlar biliyor musunuz? Öteki binadan mı? Nereden olduğunu bilmiyorum. Çatıya çıkıyorlar. Bacadan iniyorlar. Baca, tuvalet. O tuvalet bacasına kokudan. Ondan sonra bunun şeyine geliyorlar katına. Tuvalet camı açık ya. Oradan gaz sıkıyorlar. Gaz. Uyanmaması için. 3 tane de evlenecek kızı var. Ondan sonra gazı emin olduktan sonra yani kaç dakika bilmiyoruz. Tuvaletin oradan basıyorlar. Tuvalet penceresine yavaşça gidiyorlar. Yetmiyormuş gibi her odaya gaz atıyorlar. Herkes uyuşmuş. Hatta oynatıyorlar. Hiç kimse uyanmıyor. Her türlü melaneti de yapabilir çocuklarına. Allah bunu yaptırmıyor. Yani bir zarar gelmiyor. Ama evin saatlerce arıyorlar. Her tarafına para yok. Para yok. Ekmek bezi gibi sarmışlar işte. Para yok. Ara ondan sinirlenmiştir. Hep dağıtmışlar. Çünkü uyanma şansları yok. Allah'tan çocuklara da bir şey olmamış. Elhamdülillah. Esas ona seviniyor. Kalktılar ama nasıl kalkacaklar? Kapılar şey yaparak falan. Ertesi gün kimse yok. Kim uyandıracak? Öyle öğleyene zor uyanmışlar. Ölü gibi hepsi hastaneye gidiyor. Serum takılıyor. Ondan sonra ilk çıkar çıkmaz kızım bir şey var, bir şey var mı, zararınız var mı falan. Ondan sonra tamam ne olursa olsun. Ve ağlıyor.
O anda hatırına biz geliyoruz. Ve bir hafta önce bir münakaşa etmiştik. Ondan sonra hocam diyormuş, karısı da diyor. Hocam kolunu kesmekte, hocam bunun kolunu kesmekte, o şeyi gazı atan kolu kesmekte, hocam eksik söylüyorsun, zulme diyorsun bize, kafayı keseceksin diyeceksin bundan sonra bana. Diyormuş, Sait diyormuş. Hocam o zehri atan, gazı atan kola, kola yanlış söylüyorsun. Şey olmuş. Tekel, bunun kafasını keseceksin. Size soruyorum, herkese soruyorum. Bacınız varsa bacınız, ananız, kızınız, kız kardeşiniz, evladınız, ablanız. Böyle bir şey olsa onun kolunu razı olur musunuz? Sana dayansa nasıl olur? Peki sana dayanmadı, öteki taraf olunca karşı çıkıyorsun. Sen bir yaşadın mı bunu, ne demek olduğunu? Yani ceza, cezanın miktarı yapılan cinayetle doğru orantılıdır. Bir daha söylüyorum. Cezanın büyüklüğü cinayetin büyüklüğüyle orantılıdır. Yani bunun en az bu kolun kesilmesinden doğan zararı, en az kişilere, aileye, topluma 3 katı zararı yoksa bunu kesmez. Bunun kesmesi bunu kesmiyor. Neyi kesiyor? Toplumda bu pisliğin yayılmasını men ediyor. İslam böyle gizli de kesmiyor. İlan ediyor, teşhir ediyor. Herkesin gözünde bu olan bakıyor ki kim çıkar bir daha? Toplumun felahı için, toplumun kurtulması için bu yapılıyor. O kesmeyle hırsızlığın önünü de kesiyor. Hırsızlık kesiliyor. Bir tane ama binlerce insan kurtuluyor. Mesela kapkaç vardı. Kadınların, kızların çantasını kapıp da ayaklarının altında, arabanın altına kalanlar var kadınlar. Vermedi, tuttu. Bazı kadınlar da çantaya elini sarmış. Vermem, verecek ama mümkün değil. Kolu koptu. Bu kolu kopanın kolu kesilmesi gerekmiyor mu? Ha, gerekmiyor diyene diyorum ki, anan olsa ne yapardın? Bacına yapsalar ne yapardın? Sensin o bemece bayisi. Sen olsa ne yaparsın? 3 tane kızın var. Yani kendine bir dayandırsan, yani cezanın neticesi itibariyle miktarı doğru orantılıdır. Yani cezanın kendisine verilmiyor. Eğer gizli verirse doğru, İslah olur. Ama onun herkesin önünde, medyada, basında, Zeytinburnu'da olmuşsa, adliyenin orada göstereceksin böyle. Ya ne yapar? Vay be, aman yarabbi. Ona şeriatta bir isim koyuyorlar. Seddi Zerai. Tamam mı? Tabiri kullanıyorum. Bir tane ama bir daha yok. Şimdi hakim diyor ki, bizatihi ya. Hakim kardeş anlattı. Kendisi. Hakim kendisi anlatıyor. Hakim kardeş. Diyor ki, hırsıza dedim ki diyor, lan bıktım lan senden. Her zaman karşıma geliyorsun. Bıktım ben diyor. Niye geliyorsun dedi. Daha dedi bak, son dedi sana af şeyini veriyorum, çıkartıyorum. Bir daha karşıma çıkmayacaksın dedi. Bir daha karşıma çıkmamak üzere seni serbest bırakacağım. Hırsız ne dese inanırsın. No, no, hakim bey dedi, emekli mi oluyorsunuz diyor. O derece yani. Yani bir daha karşıma görmek istemiyorum, çıkmayacaksın. Ne demektir? Bir daha yapma demektir. Bir daha karşımda görmek istemiyorum. Hırsız ne diyor? No, hakim bey, emekli mi oluyorsun diyor. Bir daha karşına, ama ben buraya geleceğim ama sen olmayabilirsin diyor. Bu adamı ne yapmak lazım? Bu adamı, ey karşı çıkan adam, kolun kesilmesine karşı çıkan adam, anana, bacına, evine, sana yapılsa nasıl olurdu? Vicdanın reddediyorsa tükür bana. O solcu Artvinli ne dedi? Dedi, sıkar mısın ayağına? Ne hocam dedi ayağına dedi. Kafasına sıkarım. Şeriat elini kesiyor dedi. Kafayı sıkmıyor. Da tatmin oluyor yani. Cevap. Mesela doğudasın, Kürt kardeşlerimizin o çocukları o yürüyüşte yapılarak 17 yaşındaki çocuğu sopa döve 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 taşla öldürdüler. Kobani meselesi. Senin çocuğun evladını böyle yapsalar yapana ne derdin? He?
Senin çocuğuna taşla gittim, kafası paramparça. 17 yaşındaki çocuk ya. Tamam. Ne yapardın? Sana yapsalar ama ne yapardın? Bana yapınca senin duyguların oynamıyor. Bu günahlara 12 tane lanetli işler aynı böyle. Gifar kabilesini Allah mağfiret etsin. Estem kabilesine Allah selamet versin. Üseyye Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Allah'ım beni Lihyan'a lanet et. Ril ve Zekvan'a da lanet et. Yani onlar kadın erkeği kim iman etmişse atla paramparça ediyorlardı. 4 tane at. Şuraya bir at, buraya bir at. Bir aya bir at, ötekisine bir ayet. Ve böyle kesinlikle hiç hapis, ceza, sorgulama yok. Duyduk tamam. Ateşte yakıyorlardı, yağla yakıyorlardı. 7. Bu bir lanet denilen şu fiillerin günah topluma yaptığı, kişiye, aileye, topluma yaptığı zararla doğru orantılı olduğunu unutmayın. Fertte kalan bir suç değil. Öyle dinleyin. Ferdin zatına dönük bir suç değil. Öyle olsa mesela Beytülmal'dan çalana eli kesilmiyor. Aç olana, açlıktan şey yapıyor, çalmak zorunda kalana kesilmiyor. Ceza bile verilmiyor. Devlet başkanı suçludur. Niye aç o? Zina yaptı. Hemen verilmiyor. Bekardı, evlenme şansı yoktu. Çok zor durumda kaldı ve kadın tahrik etti. O şey, o suç gene düşüyor. Biliyor musunuz? Hırsızlık kadar suçtur hırsızlığı yaptıran. Mesela altını ortada koydun. Yani değerli eşeği koydun. İnsanların nefsine mağlup olmasına sebebiyet veriyorsun. Niye onu korumaya almıyorsun? Çalmak hırs olduğu suç olduğu gibi çaldırtmak da suçtur. Yani tedbirini almadan cep telefonunu gidiyorsun camiye, ayakkabılığını oraya koyuyorsun. Gidiyorsun namaz kılıyorsun. Olur mu böyle? Abi bu memlekette insanlık kalmadı. Efendim haram helal bilinmiyor. Ulan sende kafa kalmadı, kafa. Kardeşim çalmak suç ama bir o kadar da çaldırmak suçtur. İslam hukukunda mesela bir tarla düşünün. Tarla senin. Ormanın içinde bir tarla var. Bizim Karadeniz'de çok olur. Burası orman. Burası şahsına mı? Dut var. Çabuk bozulan meyve. Oraya çit yapmamışsın. Ve Beytülmal'a bitişik. Çit yapmamışsın. Bir koruması yok. Dutlar da dökülüyor ve telef olacak. Yemek caizdir. Çünkü malumu midir? Yani korumaya almamışsın. Ve dökülüyor ve telef oluyor. Benim tarlam var. Buğday tarlam. Bir sene ekmedin. İkinci sene halife uyarıyor seni. Buğday tarlası senin zatında gözüktüğü gibi bu toplumun hakkıdır. Tarlanı boş bırakma. Ek. İkinci sene ekmesen elinden alınıyor. İcara veriliyor. İcardan yani kireye veriliyor. Alınan paranın yarısı senin yarısına. Sen ben ekmem diyemezsin. Çünkü zahirde senin gibi, batında alem İslam'ın hakkıdır. Atıl vaziyette bıraktırmıyor. Bıraktırmıyor. Ya ben zenginim, ekmeğe ihtiyacım yok. Toplumun buğdaya ihtiyacı var. Bu toprağı sen 10 bin liraya aldın ama benim ecdat oraya kan verdi. Benim dedem orada ölmüştü. Anlıyor musun? Yani cinayetin büyüklüğü neticesiyle anlaşılıyor. Bak o niçin ikide bir bunu tekrar ediyorum. Her şeyde acayip garibime gidiyor. Okuduğum zaman garip garip karşılayacaksınız. Şu anda okuyacağım maddeye gene garip karşılamayasınız diye bir 5 dakika konuştum şu anda. Ben çekiniyorum bunu söylemeye. Şimdi söyleyeceğim şeyi. Yani acayip bir şey ama neticesi itibariyle ne olur bir neticeye göre düşünün. Bak neticeye göre düşünün. Fiilin kendisi değil neticeye göre düşünün. Erkek kadınının yatağına çağırır. Kadın da gelmeye yanaşmaz.
erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa melekler sabaha kadar, bir rivayette yatağa gelinceye kadar kadına lanet okurlar diyor. Çünkü aile düzeninin bozulmasına, cemiyetin fuhuşa itilmesine sebebiyet verir. Genel evleri imal etmeye mecbur kalır. Bu adam ne yapacak? Mecbur zina yapacak. Keyfine yani kadın. 8. Ama tabii bu da usulü var. Yani şeyi var, hak var. Öyle paldır küldür, ben istediğim saatte, öyle bir şey yok yani. O hak var yani, insandır. Öyle bir şey yok. Hani bu şer'i hukuku, haddi nedir? 8. Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına lanet olsun. Yine tekrar etmeyeyim değil mi böyle şeyi? Neticeye göre yani. Çok acayip gidiyor. 9. Resulullah aleyhissalatü vesselam halka gizlediği hiçbir şeyi bana sır olarak vermedi. Şu kadar var ki, Hazreti Ali diyor. Şu kadar var ki bana 4 kelime söyledi. Nedir onlar, söyler misin deyince Hazreti Ali radıyallahu anh, Allah'tan başkası, herhalde bu devam mı? Allah'tan başkasının adına kesene Allah lanet etsin. Ebeveynine lanet edene Allah lanet etsin. Ebeveynine, anne babasına lanet edene, ceddine. Mesela Osmanlı'yı. Ne bileyim, cedd yani. Mesela benim soyum. Yani ceddine, ebeveynine, yani burada ebeveyn diyor. Anne babasına lanet edene lanet olsun. Acayip bir şey ya bu. Dün birisi sordu da şey yap, cevap vermiştim. Ana kullanmıyor, niye diye bir düşün, anlamıyorum da. Babasını öldürene, babasını öldürenin cenaze namazı kılınmıyor. Zina yapanın cenazesi kılınıyor. İçki içenin kılınıyor. Adam öldüreni de kılınıyor. Ehli bidanın kılınıyor. Babasını öldürenin cenazesi kılınmıyor, atıyorsun çöpe. Anneye niye? Anne demek ki anneye olmuyormuş böyle. Anneyi de demek öldürse o bir şey demek değil. Yani o cenaze menaze de değil zaten herhalde. O yakacaksın onu yani. Ne yapacaksın bilmiyorum. O, bu benim şeyim ya. Babasını öldürene cenazesi kılınmıyormuş. At çöpe. Nedir onlar, söyler misin deyince Hazreti Ali'ye, Allah'tan başkasının adına kesene. Koyun kesiyorlar ya. Komutanım, başbakanım, cumhurbaşkanım, senin adına o kesene lanet olsun. Şimdi o başbakanın mıydı o koyun? Allah lanet etsin. Ebeveynine lanet edene Allah lanet etsin. Bidatçıyı himaye edene Allah lanet etsin. Bidat demek çok önemli. Dinde olmayanı dinde gösterene, dinde olanı da yok gösterene. Mesela hadis-i şerifi inkar edene, Resulullah'ın hadisini inkar edene Allah lanet etsin. Hani ehli bidatçıya, hatta onu himaye edene, işte onu yayana, onu anlatana, onu o bidatçıyı yayana, bak ne diyor, bidatçıyı himaye edene Allah lanet etsin. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lanet etsin. Allah Allah. Bu tarla diye anlamalı mıyız abi, yoksa daha geniş bir? Yani sırf tarla diye, artık bu zahirdi bu. Yani yok, bu tarla diyor. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lanet etsin. Batın diyeceksin ama bu şeydir yani, şeridir. Bu imani bir mevzu değil. 10. Amaya yoldan men eden melundur. Amaya kasten böyle kötü yollara götürene melundur, lanetlenmiştir. Bir hayvana temasta bulunan melundur. Lut kavminin pis işini yapan melundur. Allah Allah. Allah kimseye başını vermesin. Lut kavmi çöktü ya. O çöktüğü şehir Lut Gölü var. Şimdi bir şey yok da yağmur, mağmur, sel doldu değil mi? O değil ki yani o su. O suyun yanından geçerken sahabe-i kiram Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la beraber develerini sulamaya, kendileri el yüz yıkamaya vesaire tam yanaştılar, böyle yapın. Kalk çabuk!
terk edin, çabuk terk edin. Hiçbirisini çırptırmadı, develeri bile oradan hepsini sıvazladı, gönderdi. Çünkü lanetlendiği yere yanaşmayın diyor. Bir eve helalinden karısıyla olmayana o binaya lanet iniyor. Abi ya o binaya, komşunu satın alacaktın ilk önce. Ya benimle ne alakası var ya dört? Öyle değil işte. Her binadan sütün çıkıyor. Ya siyah, ya yeşil, ya kırmızı mı ne diyor. Ondan sonra o sütünden çıkan renkle melekler tanıyor binayı. Ev alma, komşu al. Bu. Zaten apartman sistemi çıktıktan sonra insanlığımız gitti. Öyle değil mi? Apartman sistemi çıktıktan sonra hani gece kondular vardı veya iki katlı, ben Çenekede hatırlıyorum 1980'de. Askerde de öyle. O kadar komşuluk vardı ki ben hiç hatırlamıyorum yani. Bizim evde hanım misafir eksik olsun veya geldiğim zaman okuldan evde kimse yoktu. Yani telefonda yoktu, bana bildirecekti falan, yere anlaşmıştık falan, yere anlatıldı. Girerdim eve, yemeklerimi koymuşlar öyle. Kendi gitmiyor. Yani ne demek istiyorum? Ya misafir. Ya misafir gel. Yani bizim evde hiç kadının, komşu kadının eksik olduğunu ben hiç hatırlamıyorum ya. İnan zorluyorum kafamı. Yok. Şimdi bakıyorsun. Alt katta, üst katta hiç alakası yok. Eskide iki katlı, bir katlı şeylerde, o gece kondu kültüründe. Ne kadar böyle komşuluk vardı. Efendim abi ne olacak? Gittin işte bir binada lanet iş yapılıyor. Duramazsın kardeşim. Terk et orayı. Lanetli bir yer ya. Sirayet olayı. Sirayet ediyor işte. Daha onları konuşturma beni. Gökdelenler var. Ne işin var gökdelenlerde? Aynı tipler aynı tipleri celbeder. 107 de demiyor mu? İşareti cazda. Ne diyordu? Birbirine uygun olanlar birbirini... Mutenasip eşi arasında celp ve cezp vardır. Birbirine zıt olanlar arasında nefret vardır diyor. Ya binada huzur yok abi. Olmaz tabii ne. Abi hiçbir. Ya kardeşim orada dalga sirayet etmiyor mu? Abi ne alaka? Ya aşağıda bir tane koyun olsa. Veya köpek beslese, yani kapı açtığı zaman salonda. O köpek kokusu binanın şeyine, merdivenlerine gitmiyor mu? Orada bir et çürütse binaya gelmez mi? Binaya geliyor da onun huyu gelmiyor mu? Yani senin evdeki huzursuzluksuz evine mi veriyorsun? Lanet ediyor işte, orada bir lanetlik var işte. Boy yani, boyut veriyor ya. Kabe için demiyor mu? Ustada diyorlar ki, yani kıblede, mahkematta, kıblede Kabe'ye döneceksin. Namazda şarttır. Her an, namazın her safhasında göğsün kıbleden ayrılmayacak. Yoksa namaz iptal olur. Bak bir daha söylüyorum. Namazın kıyamında, rüküsünde, secdesinde, tahiyyatında göğsün kıbleden ayrılmayacak. Diyor ki soru. Burası kıble. Göğsün. Allahu Ekber. Kıyamda yaptık. Rüküde ne olacak? Bak göğsün aşağı indi. Kıble bu tarafa kaldı. İşte ustad diyor ki burası şeydir. O alimler diyor da ustad da nakledi. Burası Kabe kabul edin. Kabe'nin böyle bir tane doğrultu çizin. Yukarıdan ya. T yani üstünden. Böyle ortadan. Sonsuza doğru. Ne yapar? Şurası dünya ya. Dünyanın bir ucundan girer. Öteki tarafına çıkar şöyle. Sütün. Biz namaza durduğumuz zaman dünya şöyle ya, burada Kabe, burada adam duruyor. Tamam göğsü Kabe. Eğildiği zaman Kabe'den geçen doğrultu var ya, o doğrultu. Amud-u Nurani. Göğsüm ona çarpıyor gene. Gene ona denk geliyor. Ama buradaki Kabe'ye değil. Aynı Kabe bana. Bakın bir daha söylüyorum. Kabe burada şöyle arşı ferşi bağlayan bir şey var. Çizgi var. Bu aydan da geçiyormuş. Ayın ortasından geçiyormuş. Onun için şeyde İmam-ı Gazali İlahi Nizam'da okuduk Nadir abiyle. Orada da şey varmış. Kabe'nin temessülatı var. Kabe var. Ona şey diyor. Orada da var. Onu daha bulamadı Amerikalılar. Nerede bulacak? Temessülatı gözükür yani. Ona bir tabir kullanıyor. Ayda da var. Her gezegende var yani. Çünkü ip çarptığın zaman nasıl denk geliyorsa. Şimdi buradan bir tane dünya ile alakalı gezegende var. Şöyle bir tane çizgi çiz. Adam burada namaz kıldı. Göğsü gitti Kabe. Eğildi.
Bu sefer göğsünden aşağıya bir tane çizgi çiz. Şuradan eğildi mi? Şöyle. Şuradan çiz çizgiyi. Hop buraya denk geliyor. Şuradaki çizgiye. Şuradan geçen çizgiye denk geliyor. Bak böyle. Onun için ne anlatmaya çalışıyorum bunlar? Kabe'nin nasıl ki amud-u nuranisi var. Evin de amud-u nuranisi var. Veya evin altında söyleyeyim sana. Abi ya çok kötüyüz ya. Hep kötü hissediyoruz. Komşularda böyle abi. Her katta bir gürültü var, kavga var. Kardeşim o zaman temelinizde mezarlığı kaldırmışsınız, ev yapmışsınız. Mezarlığı kaldırmışsınız. Oranın adamı eviydi. Hepsinin kim rahatsız olur? Kimin aurası açıksa, ruhsal yapısı açıksa o kesinlikle rahatsız olur. Niçin icrette şey var diyor? Sihat vardır. Yani sihat vardır diyor hicret. Hicret edeceksin kardeş. Abi ne yapacak? Bilmiyorum kardeşim. Ben senin yapamayacağından dolayı ben demeyeyim mi ya? Yapabildin. Bir de yani. Bazı abi ya bizden. Ya ben ne yapayım kardeşim seni? Sana göre şeriatı değiştirecek halim değil ki yani. Ben de insanım da. Ben de korkuyorum. Bizde binada dershane oluyor bazı binalarda. Huzursuzluk var. Abi ne yapalım? Olmuyor bu oluyor. Diyorum ki çıkın kardeşim oradan. Abi bir şey yok diyor ya. Sen nereden biliyorsun lan bir şey olup olmadığını? Lazca mı konuşalım? On bir. Resulullah aleyhissalatü vesselam ribayı yiyene. Allah Allah. Demek on tanemiş de bunu bir daha yazdım ya. Veya bir aynısı oldu mu bilmiyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselam ribayı yiyene, yedirene, riba akdini yazanı, sadakayı, zekatı, bu ayrıymış. Çünkü devam bu ayrı. Zekata mani olana, dövme yapana, dövme yaptırana, hastalık sebebiyle olan hariç, hülle yapanı, hülle yaptıranı lanetledi. Hülle ne demek? Sanki bir kadın kadını boşuyor. Onu alabilmesi için aracı bir nikah kıydırıyor ona. İlişki olmadan tekrar boşatıyor. Boşadıktan sonra alabiliyor ya. İşte lanetliyor. Bu gerçek tam olmasın. Yani şeyi boşuyor hocam. Yani siz biliyorsunuz, bize mi soruyorsunuz? Yok yani ne diyorsunuz diye. Yani bu şekilde biliyoruz. Yani karısını boşuyor tamamen, üç talakla boşadıktan sonra onu tekrar almak istiyor. Şeriat izin veriyor. Evet. O şekilde aracı bir koca. İşte. Kiralık bir koca. Evet. Kısırlık da var. O kadar diyeyim. Kısırlaştırma mı? Hı hı. Hastalık sebebiyle olan hariç diyor. Hülle yapanı, hülle yaptıranı. Bak bakayım aç. Bak lügata. Hülleyi aç. Hülle ne demek? Ha bak. Siz de bak. Bakın hülleye bakın. Bir tahkik olsun. Aç lügatını. Bak hülle nedir? Bilesiniz diye. Bekleyeceğim sizi. Bak. Hülle. İki tane le. Şimdi, çabuk Osman. Hülle'nin bir manası da var ya. Elbise giysi diye video var. Burada oku. Hülle nedir? Hülle'nin meşru ve gayrimeşru olanı vardır. Gayrimeşru olanını gösterip İslamiyet böyle yapıyor demek insafsızlık olur. Dinimizde bir erkek bir kadını üç talakla boşadıktan sonra artık o kadınla evlenmesi helal olmaz. Yani nikah yapılsa da nikah geçerli olmaz. Erkek kadını boşayınca kadın üç hayız müddeti iddet bekler. Sonra isterse bu kadın başka bir erkekle evlenebilir. Kadın bu erkekle de geçinemeyip ayrılırlarsa o zaman bu kadın yine iddet müddeti bekledikten sonra istediği erkekle evlenebilir.
eski kocası talip olsa onunla da evlenebilir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, iki defa boşandıktan sonra ya iyilikle tutulur veya güzellikle bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizi, yani mehirlerini, geri almanız size helal olmaz. Eğer bu karı kocanın Allah'ın emirlerini yerine getirmelerinden korkarsanız, o zaman kadının parantezinde serbestçe boşanması için fidye vermesinde, yani hakkından vazgeçmesinde günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Onları çiğnemeyin. Allah'ın sınırlarını aşanlara ancak aşanlar ancak zalimlerdir. Devamı da var ama daha bayağı tamam. Uzun. Uyundan olabilir mi? Geliyor olabilir mi? Anladın mı Mehmet? Bunu anladım. Hadis-i Amur'daki ifadede bir hastalık filan ifadesi geçti ama onu da geçti, onu anlamadım. Şimdi hadis-i şerifte ne diyor? Şu hadis-i şerifte aleyhisselam, hülle yapan ve yaptıran erkeği Allah'ın lanetine uğramış kişiler ilan ediyor. Ebu Davud İbn-i İşte bu. Yani geçici olarak abi, yani şöyle. Şimdi var ya, hani siz kısırlık manası dediniz ya, erkeklerin bilerek kendisini, hayvanlarını kısırlaştırması, kendisini kısırlaştırması var abi diyorsunuz. Bu var. Bu hülle yaptırana bir de zorla var ya, adamı yatırıyorlar, kadını yatırıyorlar, esir yapıp onu kısırlaştırıyorlar. Hani bu zulümle. Mesela savaşa girmiş, İsrail girmiş mesela, gidiyor Müslüman erkekleri ve kadını kısırlaştırıyor. Çin mesela gidiyor ilaç yapıyor, şehire su veriyorum diye suyun içine katıyor, kısır oluyor. Ondan sonra Türkiye'de hastanelerde parasızlık da o tarihte, Mesut İlmaz dönemini anlatıyorum, Ecevit dönemini anlatıyorum, Demirel dönemini anlatıyorum. Turgut Özal döneminde biraz rahatladı. Hastaneye gidemiyorsun, bir şey anlatır ya keseceğim. Hastaneye gidemiyorsun, gitsem bile tedavi olsan para yoksa orada esir alıyorlardı. Böyle bir dönemde ev ev dolaşıp çocuklara aşı yaptıkları tarih vardı Mesut İlmaz dönemi. Yani devlet hastasına bakamıyor, memuruna ücret ödeyemiyor. Lyons Yahudi ve Rotary kulüplerinin şeyiyle, finansmanı ile Yahudi ne? Türkiye'de çocuklara aşı yaptılar bedava. Nüfus ve aile planlaması dediler. Evet. Ve her eve giderek. Peki yansımaları o zaman da fervan ettim. O zaman CD yok, site yok. Kasetlerle. Dedim ki sakın bu aşıyı yaptırmayın. Aşılama altına ev ev. Yaptırmayanı takip ettiler. Dağa çıktı, dağa takip etti. Hemşire ille yapacaksınız. Sebebi o iğnelerle şimdi yansımaları var. Birincisi şuydu, kısır. İkincisi psikoloji, sistem bozmak. Şu anda bunlar gökten gelmedi. Toplumdaki bu psikoloji sorunları ve kısırlık başını aldı gitti. O zaman yapılan iğnelerdir. Ve hiçbir tane, işte cemaatin güzelliği şudur. Cemaatle alakalı olanlar yaptırmadı. İkaz ediyorsun, uyarıyorsun. İkaz ediyorsun. Hı-hı. Mesela bu dersi dinle. Mesela yapar mı? Ha, aşı yapmayacak mısın? Çok ilginçtir. Aynı aşı o zamanın zamanında. O zamanı söylüyorum. Mesut İlmaz ve Ecevit Devlet Bahçeli. Üçü, o üç zalimin olduğu dönemde oldu. O tarihi söylüyorum ya. Gayb değil. Herkesin yaşadığı da. Aynı iğne eczanede 38 bin lira. 38 milyondu. Kayseri plakasından kafama kalmıştı. Hiç unutmuyorum. Yani şu andaki parayla 38 bin, 38 milyon o zaman parasıyla. Ama devlet basarsa bu iğneyi bedava. Bunu da karşılayan Lyons ve Rotary. Kim bunlar? Yahudi kuruluşlar. Bir tanesi Aslan, bir tanesi Göz. Renault var ya mesela. Aslan Peugeot araba şeyi. Ve Yahudi Lyons kulübü, ki Lyons ve Rotary Fethullah Gülen'e de yardım ettiğini kendi derneklerinin internet sitesinde yayınlamışlardı. Bu Tayyip'le çatışmasında iki haftada sonra kaldırdılar. Yani Yahudiler kendisini kibar ve vesaire merhametli, yardımsever olduğunu göstermek için kimlere nereye yardım etmişse yazıyorlardı.
bilmem kaç milyon dolar Fethullah Gülen hareketine yardım etmiş. Lyons mu, Rotary mı? Neydi? Ama kaldırdı Yahudi tabii. O ilk sitelerde biliyorsunuz onlar çok piyasa. Gayb değil. Bu itham değil, vaka. Ha, o Lyons ve Rotary Türkiye'deki Demirel'in öncülüğünde, Demirel döneminde kısırlık hat safhasını aldı. İğne yapıldı. Ondan sonra evleri dolaşarak, ha efendim bizim devlet, bizim sağlığımızı çok düşünüyordu. Ama hastanelerde bakımsızlıktan, hastayı kabul edemedenden, parasızlıktan dolayı hastaya bakmayıp ölenler vardı. Hani peki insancıldı? Hani bizim devlet bizim hastalarımıza dikkat ediyordu? Hani hastalanmamızı istemiyordu? Ebeveynleri bak aşı için koşturuyor. Gitmiyorsun ha hastaneye. Eve geliyor. Ev ev dolaşıyor. Bunu yeni nesil bilmiyor. 75'lerde 70. Yani benim de müsait olmadığı tarih söyleyeyim. Mesela Mim Kemal döneminde, İsmet İnönü'nün döneminde 60, 70, neredeyse 80'e kadar Ehl-i Sünnet, Sünni olan bölgelerdeki karakollar, polisler, Aleviler gider. Aleviler olan Tunceli, Samsun, Erzincan vesaire gibi, Tokat gibi yerlere Sünni polis ve askerler giderdi. Doktorlar da öyle giderdi. Mesela Hatay'da Sünni kadınların çoğusunu doğum yaptıktan sonra ikinci yapamasın diye kordon atıyorlardı Alevi doktorlar. Tabii haberi bile yok. Sonradan çıktı. Sünni'ye çocuğum olmuyor falan deyince İstanbul'a araştır falan kordon atılmış. Ondan sonra nasıl atılmış? Doğum siz attınız demiş ya doğumdan sonra bak doğum yapmış mı? Ondan sonra çıkınca onu daha kaldırmışlar. Kaç kişi yaptığını doktor kendisi itiraf etti. Ve kadın doktor bu. Ve Alevi. Alevi derken zındık yani. Sünniler. Yani Alevi bölgesine Sünnileri Alevileri gönderip bu milleti böyle bir şeyden geçirdiler. Bak da o yemedi. Sağcılık solculuk oldu. O yemedi. Sağcılık solculuk yemedi. Şeyi götürdüler. Alevi Sünnilik şey yaptı. Alevi Sünnilik. Sonra sağcılık solculuk. Sonra Türk-Kürt meselesi oldu. Acayip bir şey yani. Yani garip yani. Böyle bir dönem yaşandı. Üstadım şey boşuna demiyor hocam. Düşmanlarımızın melaneti nispetinde. Yani uyanık olmamız gerektiğiyle ilgili böyle bir ifadesi var. Evet. Tabii. Şimdi burada kaldı 11 tane lanet. 11. Ben 12 biliyordum. 11 tane belki de kaçırmış oldum ben. Nevi buldum yani. Olabilir. Soruya cevap ama tekstini okuyamayacağız. Bağımlılık. Bir şey var böyle bir psikoloji. Bağımlılık var ya. Bağım. Yani sigaraya bağımlı, cinselliğe bağımlı, televizyona bağımlı, haber bağımlılığı. Ne bileyim. Bunun ifratı olunca abi bağımlılığı, hoca bağımlılığı, din, min kalkıyor. Böyle korkunç bir cinayet tarafı var. Hem iyi hem kötü. Bu kadar kalsın. Çünkü yarın çıkacağım için yurt dışına hazırlık yapacağım. Vâhir davâhum en elhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha.